Kamurçağı hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Palev diyerek başlayalım programımıza. Bu hafta stüdyodayız. Bu hafta yine farklı bir konuyu ele alacağız. Çok fazla tabii ki Gamuş'ta dinlediğiniz, seyrettiğiniz konular çok fazla böyle ana akım medyada, televizyonlarda görebileceğiniz şeyler değil. O yüzden biz de mümkün olduğunca geniş bir yelpazeden size konularla Türkiye'nin farklı bir gündemini ekrana taşımaya çalışıyoruz. Bir pencere açmak niyetinde oluyoruz. Bu hafta iki konuğum olacak. Biri Linda Barış, sosyolog, doktor. İkincisi ise Ohannes Kılıçdağ, akademisyen, yazar. Önce bir merhaba diyelim, sonra bir girizgah da yapalım konumuza. Merhaba Ohannes, merhaba Linda. Merhabalar. Konuklarımdan biri Amerika'da, biri İstanbul'da, ben de Almanya'dayım. Hayır, İstanbul'da değilim. Hayır, pardon, neredesin? Nevşehir'de. Nevşehir'de, tamam. Dolayısıyla bu hafta Gamurç'un köprünün ayaklarını yine 3 farklı şehre koymuş oluyoruz, kurmuş oluyoruz. Bu hafta istedim ki Linda Barış'ın son çıkan kitabını, iletişim yayınlarından çıkan kitabını konuşalım. Türkiye'de Ermeni okulları, Ermeni kimliğinin inşası isminde konuyu araştırırken, tabii bu kitap yeni çıktı ve Ağustos'ta bu hafta okumuşlardır belki takipçiler. Onu gördüm ki hem kitabın içerisinde yararlanılan raporlardan hem de bu konuyla ilgili danışabileceğimiz önemli kaynaklardan, isimlerden biri de Ohannes'ti. Ohannes Kılıçdağ, uzun süredir zaten programa almak istiyordum. Hem de o da katılmayı kabul edince böyle çok güzel bir karma, hem tartışma hem de biraz bilgilendirme ortamı oluşturabileceğimizi düşündüm. Öncelikle hemen programın başında söyleyeyim, kitap yeni. Ben okuma şansına eriştim, sağ olsun Linda gönderdi. Ama Türkiye'deki okurlarımız için bu programın sonuna kadar bir soru soracağız. Kitapla ilgili belki de o soruya yanıtlayan, geçen sefer de öyle yapmıştık. Her kitap konuğu aldığımızda bunu yapıyoruz. Soruyu yanıtlayan bir 5 kişiye senin kitabını da hediye edelim. Buradan en azından okuma şansına erişsinler diyelim. Şimdi önce Linda senle başlayalım. Şimdi bu kitap daha önce Libra'dan çıkan İngilizce versiyonuyla aynı değil galiba, değil mi? Aynı mı? Tam olarak aynı değil. Libra'dan çıkan benim ODTÜ'deki doktora tezimle birebir aynı sayılabilir. Hı hı. Ama bu hem kısaltılmış hali hem daha akademik dilden uzaklaştırılmış hali. Hı hı. Yaklaşık bir 150 sayfasının eksik olduğu bir hal İngilizce halinden. Hı hı. Tam olarak aynı değil o yüzden. Peki bir yandan da şimdi ben bu konuya çalışırken Türkiye'deki Ermeni okullarının son mevcut sayıları da önüme düştü. Marmara Gazetesi, işte her gazete her sene yazardı, araştırırdık bunları. Bu seneki mevcut da Anarat Uhutyun dışında 1930'larda Ermeni okullarının, Türkiye'de bulunan Ermeni okullarını, Ermeni kimliğinin inşasını konuşacağız ama senin bu tezinle ilgili ilk başta daha kitabın girişinde hemen şu dikkatimi çekti. Bu tez aslında danışmanlarından biri diyor ki bu tezin yolculuğu ve yayınlanma süreci, geçme süreci de zaten okulların durumu ve kimlik inşasının yarattığı ortamın bir kanıtı gibi diyor. Biraz bize açar mısın bunu? Şimdi okul, belki seyircilerimiz bilmiyor olabilirler ama Türkiye'de Ermeni okullarında okumak aslında bir hayli meşakkatli bir iş yani. Şimdi şöyle demek istemişti tez danışmanım Erdoğan Yıldırım. Bu tez boyunca yapmaya çalıştığın, anlatmaya çalıştığın şey Türkiye'de Ermeni olmak ne demek, onu anlatmaya çalıştım ve başına gelenlerde, yazım sürecinde olan olaylar vesaire aslında Türkiye'de Ermeni olmanın durumunun bir özeti gibidir. Babında bir şeyler söylemişti. Çünkü tabii ki her zaman Ermenilerle ilgili meselelerde sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bunda da doğal olarak çıktı. Ama ötekinin mücadelesi olarak yorumladığım benim bu eserim yine de hani bütün bu zorlukları, mücadeleleri aşıp şu anda hani hem sizlerin karşısına çıkmama neden oldu hem de insanlar okuyabilecekleri bir duruma geldi.
Peki buradan hemen bir Ohannes'e pas atalım mı? Sen de şimdi dedin ya, doğal olarak dedin, her Ermeni'nin karşısına çıkan zorluklar burada da şey. Bu nasıl, aslında doğal olmayan bir şey değil mi Ohannes bu? Ya şimdi tabii bu mesele birçok hususu olan, birçok farklı veçesi olan komplike bir iş, komplike bir süreç. Ama şunu söyleyebilirim, hani en böyle kuş bakışı bir tespit olarak. Şimdi Ermeni kimliği söz konusu olduğunda, hani buna tabii diğer teknik manada gayrimüslim Lozan azınlıkları diye tabir edilen grupları da tabii ekleyebiliriz, ama bugün Ermenilerden bahsettiğimiz için hep özne olarak onları kullanacağız. Ama şimdi Ermeni kimliği söz konusu olduğunda Türkiye'de aslında devlet politikalarıyla sosyolojik süreçlerin bir iç içe geçmesinden, bir kombinasyonundan bahsediyoruz. Yani bir yandan devletin bugün özgü bir şey de değil, yani Cumhuriyet kurulduğundan beri diyelim, ötesi de hani ayrı bir hikaye veya hikayenin ayrı bir bölümü olmak üzere, Cumhuriyet kurulduğundan beri zaten devlet politikaları bu grupları küçültmek, yani sayıca küçültmek, fiziksel manada küçültmek üzerine kurulu. Hı hı. Ve bunun içinde işte yani eğitimden tutun da mali politikalara kadar vesaire her alanda farklı veçeleri olan bir politika bu. Ve bu politika dediğim gibi bu grupları küçültmeye yönelik bir politika. Eğitim tabii, eğitimle ilgili verilen kararlar, politikalar tabii bunun önemli bir ayağı. Bir de buna tabii her toplumda sosyolojik manada azınlık olan grupların karşılaştığı asimilasyon, diyelim sosyolojik asimilasyon. Yani politik işin tarafı var. Yani politik kararlarla bu grupları küçültmeye yönelik diyelim eylemler veya icraatlar var. Hı hı. Bir de öte yandan sosyolojik dinamiklerin kendi ürettiği sonuçlar var. Şimdi bu ikisi de belli bir şeye girerek, kombinasyona girerek, belli bir etkileşime girerek Türkiye'de bu Ermeni kimliğinin hem niceliksel hem niteliksel manada küçülmesini getirdi. Yani işte hem sayıca azaldı, ötesini dediğim gibi bir kenara koyuyoruz, Cumhuriyet'in başından beri hem sayıca azaldı, hem de kamusal alanda, kültürel alanda kapsadığı alan azaldı niteliksel anlamda da. Dolayısıyla da hani burada hani bu doğallık diyorsun ya, hani bir kısmı sosyolojik süreçlerin kendi dinamiğinin işlemesi açısından o manada doğal. Tabii doğal lafı çok çetrefilli bir şey. Yani doğal deyince sanki doğada kendiliğinden bulunan bir şey gibi değil. Hepsi insan sonuçta kararı ve insan icraatlarının bir sonucu. Ama hani o manada konuşacak olursak, bir yandan evet doğal sosyolojik süreçlerin işlemesi var. Onlar da işte Ermenilerin, Ermeni kimliğinin küçülmesine sebep oldu. Ama bunun da üstünde, buna da destek olan, bunun da yolunu açan bir devlet politikası var ilk günden beri. Tabii eğitim, okul politikaları, okullar hakkında verilen kararlar bu politikaların çok çok önemli bir ayağı oldu ilk günden beri. Şimdi sen de söyledin, sosyolojik asimilasyon teriminden de bahsediyoruz. Şimdi bir anlamda devlet politikası denince, şimdi yani seyircilerimize böyle, biz belki kendi aramızda bunu çokça konuşuyoruz, biliyoruz, okuyoruz, bu konuyla yıllardır ilgileniyoruz, ama seyircilerimiz bilmiyor olabilirler. Yani Cumhuriyet'in başlangıcından önce bu topraklarda, Türkiye yani Osmanlı'da 6700'ün üzerinde azınlık, yani tırnak içerisinde okul varken 1920'lerin ikinci yarısına 22 tane kalıyor. Şimdi böyle giderek zaten azalan bir dönüm varken, ben kendi sadece deneyimimi bu hafta yazmaya çalıştım. Artı gerçekteki yazımda. Yani benim zamanımda 400 küsür olan Getronagan Lisesi mezunu ve 4000 küsürlerle konuşulan toplam Ermeni okullarındaki öğrenci rakamı bugün 2900'lere, yani 1000 düşmüş. Yani 25 senede 1000 düşmüşse yani bir 50 senede artık kimse kalmayacak gibi oluyor. Aynı şekilde şu bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Bu programa hazırlanırken bir de Rum okullarında ne oldu diye sormak için Zorafyon Lisesi'ni ve Rum Vader'i aradım. Onlar ise son 5-6 sene içerisinde bir stabilizasyon olduğunu, ama zaten o kadar azlar ki, yani o stabilizasyon dediğimiz 22 ile 25
Yani öğrenci sayısı 22-25 arası, bu stabilize oluyor. 3 kişiden bahsediyoruz. Ama bunun zaten bir asimilasyon süreci, bu okulların içerisinde okutulan, kullanılan dilin bile bir asimilasyon süreci olduğu konusunda bir kanı vardı. Yani şunu sormak istiyorum Linda. Mesela Ermeni okullarındaki bu eğitim sürecini, bu sosyolojik asimilasyonu incelerken derinlemesine görüşmeler de yaptın, bu kitabı bu tez hazırlanırken vesaire. Şimdi burada bir nasıl böyle görüyoruz, nasıl tanımlayacağız bu asimilasyonu? Bir kere Ermeni okullarında dil Ermenice ama mesela sınıflarda Ermenice'den daha çok da Türkçe de kullanılıyor. Ben şundan biliyorum, benim zamanımda sınava hazırlanmak için her şeyi Türkçe öğrenmek zorundaydık yani. Şimdi şöyle başlayayım ben anlatmaya. Bütün ulus devletlerin kuruluş aşamasında o annes de söylediği gibi hani Osmanlı dönemi farklı ele alınmalı tabii ki. Ama Türkiye Cumhuriyeti de bir ulus devlet olarak kurulmaya başladığı andan itibaren okullara çok büyük bir önem verdi. Çünkü okul kendisi bir kimlik oluşum alanı. Şimdi eğitim ve kimlik arasındaki ilişki zaten hani gözle görülür çok önemli bir ilişki. Bunun içerisine ulus devlet politikaları ve bir kimlik yaratma politikası da girdiğinde hatta bugüne dek neden bu konu hiç çalışılmamış, bu da önemli bence. Çünkü Ermeni kimliğinin oluşumuyla ilgili çalışma yok. Hani bu da, yani ben yine bunun neden çalışılmadığıyla da ilgili biraz cevap vermeye çalıştım kitapta ama biraz cesaretle de ilgiliydi hani. Okulların bir ulus devlet nasıl bir kimlik yaratmak istiyorsa bunun için en önemli araç okullar. Şimdi kitapta da belirttiğim gibi ben bir yandan Ermeni kimliğinin nasıl oluştuğunu açıklarken Türk kimliğinin oluşumundan da bahsetmek durumunda kaldım. Bunu yazım sürecinde zamanla oluşan da bir şeydi benim zihnimde. Birisinden bahsetmeden diğerinden bahsetmenin mümkün olmadığını fark ettim. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti kurulurken bir Türk kimliği oluşturulmak istendi okullarda. Şimdi bu oluşturulmak istenirken bir yandan da azınlık okullarında ve Ermeni okullarında da bunun yansımasını gördük biz. Aslında birbirinin aynası bu anlamda. Bir taraf egemen olan biz Türk kimliğinin içerisinde biz olarak bizi kapsayan kesimin kimlerden oluştuğunu belirlendiği, müfredatla belirlendiği, ders kitaplarıyla aracılığıyla belirlendiği, birçok şekilde belirlendiği bir alanken kimler dışta bırakılıyorlar, bu bizim içine kimler sığmıyor, kimler alınmıyor, onu anlattığımızda da biz Ermeni kimliğinin nasıl oluşmamaya bir yandan, oluşturulmamaya başlandığını da görüyoruz Ermeni okullarına baktığımız zaman. Hem gitgide sayılarının azalmasında görüyoruz bunu. En fazla bunu da görüyoruz. İşte niceliksel olarak ama nitelik olarak da hani dediğim gibi biz Ermenice konuşmuyoruz. Şu anda da yapmış olduğumuz gibi Türkçe konuşuyoruz. Sınıflarda da Türkçe konuşuyoruz. Ve hani hepimizin çocukluğunda da olduğu gibi işte Türkçe konuşanlar Ermenice dersinde işte tahtaya çarpı işaretiyle yazılan bir kesimlik biz hani Türkçe konuşmamamız gerekiyordu. Ama bunu Ağustos'taki röportajda da söyledim. Hrant Dink cinayetinin ardından bence bu birazcık değişti. Daha çok Ermenice öğrenmek istedi. Artık Ermeni gençliği. Bence böyle bir durum da var. Özellikle Getronaga'nın etrafında şekillenen Ermeni dilinin daha gurur duyulan hani öğrenilmesi üniversiteyi kazanmak için değil sadece. Hani biz Ermenice dersleri bizim üniversiteyi kazanmamıza olumsuz etki edecek diye düşünen bir nesildik. Şimdiki nesilde bu daha az diye düşünüyorum ben. Son gözlemlerim sayesinde. Hani ama her okulda değil. Şimdilik bunları söyleyebilirim. Peki. Bu şimdi bu eğitim ve kimliğin oluşumu konusunda şuradan devam etmek istiyorum. Ohannes, peki Linda'nın
dediği bir şey var. Kitapta da var, genelde de var. Bir Ermeni kimliği oluşumu var sonuçta ve geçen hafta bu programda Sevan Değirmencan ve Arlettin Cidüzen'le Ermenice çeviri üzerine konuşurken onlardan da gelen şeyler, bazı fikirler vardı ki mesela Ermenice dilini, yani biz derdimizi çevirmeye o kadar konsantre olduk ki kendi dilimizi doğru öğrenemedik gibi olmaya başladı artık ve dil öğrenimi kimlikle eşit tutulmaya da başladı. Şimdi mesela Ermeni okullarında Cumhuriyet tarihinde ve daha sonra hani güncel bakarsak nasıl bir Ermeni kimliği şekillenebiliyor? Ya şimdi bu konuda bence söylenebilecek temel şey şu. Şimdi bir kere her kimlik yani inşadır. Yani her kimlik yapmadır o anlamda. Yani her kimlik demin de söylediğimiz gibi yani tabii içinde yaşadığınız devletin makro politikaları belirleyicidir. Orada hani o düzeyde bir bilinç vardır. Yani belli bir kimliği şekillendirmek için işte Linda'nın da söylediği gibi ulus devlet bağlamında belli bir kimliği şekillendirmek için üstten o politikalar bilinçli bir şekilde alta doğru yayılır. Ama altta diyeceğimiz yani toplumda birey ve topluluk düzeyinde kimlik dediğiniz şey aslında kendi gene akışı içinde bir nevi bilinç üstü şekilde oluşturulur. Yani bu ne demeye çalışıyorum? Yani Türk kimliğini oluştururken veya işte diyelim ki başka bir yerlerde başka bir kimliği oluştururken kimse şöyle düşünmez. Şimdi ben işte Türk kimliğimi oluşturuyorum. Şimdi ben Türk kimliğimi koruyorum. İşte vesaire. Yani bu gene hayatın, sosyal hayatın kendi gene bunu doğal diyeceğim ama gene tırnak içinde kullanacağım. Doğal akışı içinde oluşan bir şeydir ve korunan bir şeydir şimdi kimlik. Şimdi Türkiye'deki Ermeni toplumuna döndüğümüz zaman şunu görüyoruz. Kimliği oluşturma ve koruma artık bilinç gerektiren bir eylem haline gelmiş. Hmm. Yani bunu artık şimdi şöyle yapıyorlar. Yani şöyle oluyor. İşte okullardan örnek vereceksek. Şimdi 4 saat diyelim ki veya 5 saat Ermenice dersi var. O ders dışında hemen hemen her şey, hemen hemen her şey okuldan okula yine değişmekle birlikte hemen hemen her şey Türkçe yaşanıyor, Türkçe düşünülüyor, Türkçe hissediliyor. Şimdi ama 4 saatlik, 5 saatlik Ermenice dersi gelince şöyle bir durum var. Evet, şimdi Ermeni kimliğimizi koruyoruz. Ermeni kimliğini koruma saati veya Ermeni kimliğini oluşturma saati. Yani bu bilince taşınmış bir şey. Yani bilinç düzeyine taşınan bir şey haline gelmiş, faaliyet haline gelmiş. Tabii bu bir kimliğin o anlamda sosyolojik doğallığını yitirdiği manasına gelir. Yani kendi dinamikleri içinde yaşayamıyor ama öznelerin dediğim gibi bilinçli bir şekilde korumasına muhtaç hale gelmiş. Şimdi Ermenice'nin veya genel anlamda da Ermeni kimliğinin Türkiye'de içinde bulunduğu hal bu. Yani okullarda hani gene bir metaforla konuşacak olursam kimliğin serası haline gelmiş. Bir kimlik serası Ermenilik açısından. Yani o metafordan devam edecek olursak bir o anlamda zamanın kendi dinamikleri içinde yetişen bir ürün vardır. Bir de serada bilinçli müdahaleyle yetiştirdiğiniz bir ürün vardır. Ortamın şartlarına vesaire. Hani biraz artık Ermeni kimliği Türkiye'de bu hale gelmiş ve okullar da bunun tabii önemli bir mekanı. Hı hı. Şimdi mesela lafı çok uzatmayayım şunu da söyleyeyim sonra bırakayım. Tabii gene Cumhuriyet'in ilk kurulduğu günden bu yana özellikle işte Lerna Ekmekçioğlu'nun çalışmalarıyla falan görüyoruz ki ev, okul ve kilise zaten bu Ermeni kimliğinin Cumhuriyet boyunca korunmasının o anlamda üç temel ayağı olmuş. Şimdi ev, bugüne baktığımızda ev büyük ölçüde o baştaki işlevini yitirmiş. Çünkü o demin söylediğimiz sosyolojik süreçler haliyle anlaşılır şekilde eve de nüfuz etmiş. Hı hı. Özellikle işte gelişen iletişim teknolojileri, işte gelişen kültür politikaları, şudur budur. Tabii ki 20'lerde, 30'larda, 40'larda ev, hane dışarıya daha kapalı bir yerdi. Dolayısıyla o kimliği hane içinde muhafaza etmeniz daha kolaydı, daha mümkündü. Tabii bu tabii yalnız Ermenilerin başına gelen bir şey değil. Genel bir işte demin söyledim genel bir sosyolojik süreç. Hı hı. Hane dediğiniz şey, ev dediğiniz şey dışarıya ne kadar açılırsa onun içindeki faaliyetleri kontrol etmenizi. Dolayısıyla hani uzun lafın kısası ev
o anlamda kimlik oluşturma işlevini baştakine göre yitirdi. Şimdi kilise de gene aynen, hani inanç dediğiniz, iman dediğiniz bir şeyle ilgili sonuçta. Yani aslında Ermenilerde o da ilginç bir konudur. Konumuz okullar ama hani kiliseye biraz da çok Ermeniler imanlı olduklarından veya işte hepsi en azından gitmez. Ama kimliği korumanın bir şeyi olduğu için gider. Evet. Yani kimliği korumanın bir ayağı olduğu için bir faaliyet olur. Ha, okullar tabii. Ama tabii gene inançla ilgili, imanla ilgili genel geriye düşüş, genel vesaire kiliseyi de etkilemiştir. Dolayısıyla kiliseye gidiş de azalmıştır. Dolayısıyla o ayakta zayıflamıştır. Şimdi okul üçüncü ayak olarak okul var. Okulda da dediğim gibi işte hem o makro politikalar yüzünden hem sosyolojik süreçler yüzünden gene de okul, hani okul da eskisine göre o anlamda geriye düşmekle birlikte gene okul önemli bir mekan ama dediğim gibi yine de o anlamda yapay bir mekan. Evet. Ohannes şimdi okul ve kiliseden bahsederken bağlantıdan bir taraftan da görüntülerde okullardaki din dersi de geldi. Yani okullarda, Ermeni okullarında din dersi de veriliyor. Bir Ermenice dil dersi var, bir de Gronk dersi devam ediyor. Bu iki dil ve genellikle o din dersleri de Patrikhane'den gelen kişiler tarafından ya da onların yönlendirdiği kişiler tarafından da veriliyor. Şimdi biraz böyle ilerlemek de istiyorum çünkü konu aslında çok uzun, böyle bir sürü dallanıp budaklanıp birçok şey konuşulabilir. Şimdi birkaç haftadır okullar açıldığından beri aslında bu konuyu ben işlemek istiyordum ve bu konuda eğitimcilerle de konuşuyordum Ermeni okullarından ama doğal bir işte tırnak içerisinde doğal bir şekilde eğitimciler hem eğitim kurumuna zarar gelmesin ve ilişkileri zedelenmesin diye bu konuda çok da konuşmak istemezler genelde. Genelde başvurduğum kişiler de müdürler ya da öğretmenler yaşadıkları sorunları dile getirmek istemediler. Linda'nın kitabı bu anlamda bir benim için kurtuluş oldu. Çünkü tam çıktığı dönemlerde işte okulların açıldığı hemen sonrasında geldi. Linda, sen araştırman da aslında bu kitabın içerisinde bu yaptığın mülakatlarda bir konudan bahsediyorsun. Türk müdür baş yardımcılarından bir dönemin aslında temsil ediyor onlar. Benim okuduğum dönemde de vardı. Bu karşılıklı bir güvensizlik ve tarih dersleri, Ermeni okullarındaki tarih derslerinin okutuluş şekli ve okulun öğretmenlerinin, eğitimcilerinin bu müdüre, yani okulda çalışan Türk öğretmenlere bakışı ve onların öğrencilere bakışı, öğrencilerin Türk öğretmenlere bakışı oldukça sorunsal bir durumda duruyor gibi gözüküyor. Bu biraz bunu anlatır mısın bize? Söylediğin gibi her zaman bir sorun olarak durdu bu. Hani çok dile gelmese de insanlar arasında, öğrenciler, öğretmenler arasında bir başka türlü bir şeylerin olduğu, özellikle hani çocuk yaşta anlamadığımız, dediğim gibi dile gelmeyen ama hissedilen bir şekilde bir sıkıntı olduğunu biz her zaman okul sıralarında hissettik zaten. Şimdi ben mülakatlar sırasında şöyle bir şansım vardı mülakatları yaparken. Daha önce Ermeni okullarında öğrenci olduğum için ve yine bu okullarda Sarıkyan'da ve Tıbrevank'ta rehber öğretmenlikte yaptığım için toplamda 2 sene daha farklı bir şekilde insanlarla belli ilişkiler kurdum. Bu ilişkilerin de hani kendi deneyimlerimde dahil olmak üzere mülakatlarda aldığım yanıtları bir başkası yapsaydı, bunu da yine kitapta da belirttim, daha farklı belki yanıtlar alacaklardı ama ben o yanıtlara çok daha kolay ulaştım. Şimdi günümüzde ilk Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki kadar değil tabii ki. Daha bir denetleme, tüm idari ve mali kısmı denetleme, yine Ohannes'ten alıntı yapmıştım kitapta da. Denetleme amacıyla Türk Müdür Baş Yardımcıları getirtildi okullara. Bu şimdi son 10 yıllık süreçte daha farklı bir hal aldı önceki durumlara nazaran ama işte gözü kulağı olarak devletin var oldu bu insanlar. Bunu hani dediğim gibi çok da söylemedik ve birbirimize de, başkalarına da, onlara da vesaire. Bunu ben çok ayrıntısına girmedim açıkçası. Sadece şöyle
ele aldım genel olarak kitapta. Sorunlar var Ermeni okullarında. Bu sorunları belli başlıklar altında topladım. Bu sorunlardan birisi de Türk müdür baş yardımcıları dedim. İşte devlet okulu da değiliz, özel okulu da değiliz. Statüsüzlük problemimiz var dedim. Hı hı. İşte kendimizin Ermeni olduğunu kanıtlamadan Ermeni okuluna kayıt yaptıramıyoruz. Bununla ilgili sıkıntılarımız var dedim. Bütçe sıkıntılarımız var dedim. Bu da onların içinde yer aldı. Hı hı. Öyle söyleyeyim. Hı hı. Ama benim için asıl önemli olan burada Ermeni kimliğinin oluşumuyla Ermeni okullarının varlığı içerisinde özellikle mülakat yaptığım geçişlilikler diye adlandırdığım kısım. Örneğin ilkokulda Türk okuluna gidiyor öğrenci. Daha sonra ortaokul ve lisede Ermeni okuluna gidiyor. Onun yaşadığı deneyim bambaşka. Ya da tam tersi Ermeni okulunda ilkokulda okuyor. Daha sonra ortaokul veya lisede Türk okuluna geçiyor. Bütün bu geçişliliklerde farklı kimlik deneyimleri yaşıyor. Bunların daha çok altını çizmeye çalıştım. Hani bu geçişlilikler birazcık da Türk kimliğine, Ermeni kimliğine biz bunun altında nasıl egemen baskın olan ideolojinin de söylemiyle beraber okullarda müfredatla ders kitapları aracılığıyla da verilen o baskın söylemin içinde daha küçük yaşta yine o annesinin dediği gibi bilinçsiz bir şekilde oluşan bir kimliğimiz vardı. Hani bunu başka bir okula geçiş yaptığında, kendi kimliğinin dışında başka insanları gördüğünde o daha bence bilinçli bir hale geliyor. Ya gidip gelmelerde ya da neden Ermeni okulunu bıraktığının cevabında ya da neden mesela Anadolu'da hala Anadolu'da Ermeniler var, Adana'da vesaire gelen öğrencilerle mülakat yaptım ben mesela. Niçin geldiklerini oradan, sonuçta 2000'li yıllarda gelen öğrenciler bunlar. İlla niçin Ermeni okulunda okumak istediklerini anlattıklarında aslında açığa çıkan bir birazcık da kimlik meselesi. Hı hı. Ve yine en önemlisi benim için tarih ve dil meselesi. Bu yine ulus devletlerin kuruluşundaki en önemli mesele eğitimde tarih ve dil eğitimi. Tarih ve dil eğitiminin nasıl kullanıldığı, bunun Ermeni okullarında nasıl olduğu da en önemli ipuçlarını veriyor bize aslında. Biz nasıl Ermeni kimliklerini yarattığımızla ilgili. Peki şimdi şuradan biraz da devam edebilir misin? Şimdi dil konusunu konuştuk ama tarihi konuşmadık. Şimdi altta da yazmışız Ermenisiz tarih dersi diye. Tarih derslerinde ilk başta hep böyle bir ötekici ve hatta düşmanlaştırıcı dil kullanılırdı. Bu son dönemde biraz değişti. Yani kitaplar biraz elden geçti. Ben daha çok sanki biraz daha pedagojik bir halde söylemeden bir şeyi, fikriyatını, hani bizi oluşturuyorlar o tarih kitaplarında gibi görüyorum ama şimdi o biz de biraz değişti Türkiye'de. Sen ne görüyorsun? Biraz bu konu tarih dersleriyle ilgili de konuşalım. Tamam, konuşalım. Şimdi yine ulus devlete dönmemiz gerekiyor tarih derslerinden bahsetmemiz için. Dediğim gibi Türk kimliğinin oluşturulması gerekiyordu okullar aracılığıyla. Bunun için tarih dersleri çok önemli çünkü sen Türklük bilincini vermek istiyorsan toplumu oluşturan en önemli öğe yani gençlere tarih dersini kullanman gerekiyor. Ve bunun da en önemli ayağı yine ders kitapları, tarih ders kitapları. Ve genelde de ders kitapları sanki öyle bir yazılmışlar ki hepsi aynı kişi tarafından yazılmış gibiydi bugüne dek. Aynı bir ses size sesleniyordu ve hani onu aynı ses anlatıyormuşçasına, ayrı ayrı yazarların sanki olmadığı bir dil hakimdi tarih ders kitaplarında özellikle ve yine bir ulusal bilinç ve gurur duyma, kendi kimliğinle gurur duyma üzerinden şekillenen kitaplardı bunlar ya da derslerdi. Şimdi biz en çok bundan mahrum kaldık. Neyden mahrum kaldık? Ermenilerin kendi tarihiyle ilgili dersleri görmemesiyle ilgili. Biz kimiz sorusunun cevabını bir türlü veremedik. Hatta Türkler kimdir sorusunun cevabını öğrendik her zaman. Başarılarıyla, zaferleriyle
tüm gurur duyulası özellikleriyle beraber o tarihi öğrendik. Bunun içerisinde biz neredeydik? Biz hain evlattık. İşte ne bileyim, ötekileştirilmiş, dışta bırakılmış, düşman olan, bazen iç düşman olan, hatta bir kesimin içerisinde yer aldık. Ama bizler kendi kim olduğumuzu bilmeden, hadi kendimizin de bu coğrafyada ürettiklerimizden bir haber olarak, yarattıklarımızdan bir haber olarak yetiştik. Dolayısıyla biz kim olduğumuzu bilmeden yetiştik. Bu en önemli şey bence. Hani bırakın kendime gurur duymayı, kendinin bugüne kadar senin geçmişin neydi, neler yaptın, neler kattın kültürüne, müziğine, işte mimarine vesaire. Bunları çok bilmiyoruz. Belki hani kendi kişisel çabalarımızla öğreniyoruz. Ama bunu okulda öğrenmiyoruz. Bu hani kesin net olan şeyimiz. Dolayısıyla kim olduğumuzu bilmeden kendimizi oluşturmaya çalıştığımız bir yerde sürekli arada kaldığımız bir kimliğimiz oldu diyebilirim. Evet. Peki bir şey soracağım buradan. Hannes, lütfen yardım et. Kendi kimliğimizi oluşturamadık. Şimdi hep aklıma dönüp dolaşıp bu örneği çok veriyorum ama bir röportaj sırasında daha Gamurç'un ilk programlarında yıllar önce Cengiz Aktar bana şey demişti, sana okulda öğrettikleri tarih dersinin diliyle soruyorsun bana soruları diyordu. Yani o işlemiş yani kafamıza. Peki bu kimlik nasıl? Ya şimdi Ermeni okullarında Ermeni tarihi yok. Yani böyle bir ders yok. Ama fotokopilerle ya da ek şeylerle öğretiliyordur. Yani onu da şey yapalım. Biz de mesela din dersinin altında öğretmenimiz bize biraz anlatırdı ama o kadar. Peki bunu böyle öğrenememek nasıl bir kimliksel bunalım mı yaratıyor? Yoksa bir daha aslında çabalayıp da daha iyi öğrenmeli miyim? Nasıl bir yerden, nasıl bir şeyin içerisinde yaratılıyor? Bir de şunun devamında şunu da eklemek istiyorum. Bu mesela aslında Türkiye'de yetişen Ermeni nesillerin kendi kimliğiyle ilişkisini kesmesine de sebep oluyor olabilir mi ileride? Ya şimdi şöyle, Ermeni kimliğinin ve ya sadece kimliğinin de değil, lafzının dahi diyelim, lafzının dahi bu toprakların tarihinden silinmesi zaten başlı başına bir sorun. Yani herkes için bir sorun. Yani Ermeni olmayanlar için de bir sorun. Çünkü nihayetinde doğru olmayan veya en azından eksik olan bir tarihi öğrenmiş oluyorsunuz. Yani ve dolayısıyla tarihi o anlamda eksik öğrendiğiniz için bugüne dair yaptığınız siyasi analizler veya görüşleriniz vesaire de sağlam bir zemine oturmuyor. Dolayısıyla bu Ermeni'yi tarihten silmek, ki bir politika olarak gene, yani bir devlet politikası olarak Ermeni'yi tarihten silmek kendisi bir sorun. Yani dediğim gibi Ermeni olmayanlar için de, tarihçilik için de, tarih disiplini için de vesaire bir sorun. Tabii bunun yani Ermeniler tarafına veya Ermeni çocuklar özeline gelip baktığımızda orada tabii kimlikle ilgili özel bir sonucu da oluyor. Çünkü şöyle bir durum var. Biliyorsunuz sıfat olarak Ermenisiniz. Yani sıfatınız Ermeni veya kimliğiniz Ermeni ama önünüze gelen müfredatta bununla ilgili neredeyse hiçbir şey yok. Karşılaşılan yerlerde işte Linda'nın da söylediği gibi çok olumsuz diyelim en hafif tabirle, işte çok olumsuz sıfatlarla tanımlanan bir kimlik olarak kendinizi orada görüyorsunuz. Aslında şimdi sen diyorsun nasıl bir şey yaratıyor? Aslında bu şizofrenik bir durum yaratıyor. Çünkü bir yandan orada, yani okulda size bu Ermenilik, demin de söylediğim gibi o kendi yaratılmışlığı içinde Ermenilik aşılanmaya çalışılıyor. Ama bir yandan dışarı çıktığınızda, yani okul dışına çıktığınızda genel toplumun içinde size öğretilmeye çalışılan kimliğin aslında ne kadar kötü bir kimlik, ne kadar istenilmeyen bir kimlik olduğunu öğreniyorsunuz. Yani bir yandan bunu edinmeniz için çabalayan birileri veya bir süreç var. Öte yandan o kimliği kötüleyen, dışlayan vesaire bir süreç var. Şimdi her çocukta bu aynı etki yapar demek değildi sonuçta. Çocuk da bir karakterdir, çocuk da bir kişiliktir. Her çocuk aynı düzeyde bundan etkilenmez. Ama yani şey gibi, bir yandan aynı anda, daha doğrusu hem gaza hem frene basmak gibi. O çocuk için bu. Bir yandan Ermeniliği öğretmeye çalışıyorsunuz ama
geniş toplum Ermeni'nin ne kadar kötü bir şey olduğunu ona söylüyor. E şimdi şöyle, bu kadar kötüyse çocuk şeyinden bakacak olursak, e bu kadar kötüyse niye bu kadar ben bu kimliği edinmek için uğraşıyorum? Yani bana bir getirisi yok o anlamda yani. Çünkü çocuğun bakış veya aslında çocukla da sınırlı değil, yetişkinleri de kapsayan bir şey bu. Bana bir getirisi yok o anlamda. Zorla bir yükü sırtlanmaya çalışıyorum. Yani sırtımda bir yük yok o anlamda ama ben Ermeni kimliğini edinmeye çalışarak, yaşamaya çalışarak, yaşatmaya çalışarak sırtımda olmayan bir yükü yüklenmeye çalışıyorum. Yani Türkiye toplumunda, çünkü Ermenilik bu demek. Taşımanın maliyetinin, maddi manevi maliyetinin yüksek olduğu bir yükü gönüllüce sırtlanmak demek. E şimdi çocuk niye? Yani çocuktaki şey bu, yani niye yapıyorum bunu? Tabii dediğim gibi şimdi şartlar değişir. Politik şartlara göre dalgalanmalar olur. Örneğin yani şimdi müdür baş yardımcısı, Türk müdür yardımcısı. Bu başındaki Türk sıfatı da ayrıca tartışılması gereken bir şey. Mevzuatta kimi yerlerde geçiyor. Hı hı. Yani bu müdürün Türk müdür baş yardımcısı olduğuyla ilgili falan. Ama şimdilik o şeyi bir tarafa koyalım. Bu o uygulama öteden beri olan bir uygulama. Vallahi ilk 40, şimdi hatırlayamadım şeyini ama çok eski diyeyim, 40'lardaydı herhalde, çıkmış bir şey. Şimdi Rindan da dediği gibi bu, yani bu okullarda resmi sıfatıyla Türk müdür baş yardımcısının yer alması devletin kategorik olarak vatandaşlarının bir kısmına duyduğu şüpheden ileri geliyor. Yani bu yaratılan yapı o şüphenin, kategorik şüphenin, yani Ermeni ise ve işte diğer okullar Rumsa, Yahudi ise vesaire mutlaka gözlenmesi gerekiyor. Zaten bu aslında devletin de veya devlet görevlerinde belli zamana kadar inkar ettiği bir şey de değil. Açıkça biz Günay Göksu Özdoğan'la yazdığımız raporda da bu anekdotu aktarmıştık. Zamanın İl Eğitim Müdürü açıkça bu Türk müdür baş yardımcısı denilen kişilerle yaptığı bir toplantıda siz bizim o okullardaki gözümüz ve kulağımızsınız demiştir açıkça yani. Hı hı. Fakat şunu gene şöyle söyleyeyim, bu şu demek değildir. Yani okullarda, Ermeni okullarında her daim çok gergin bir ortam vardır. Her zaman böyle tek düze ve çok gergindir. Hayır. Gelen kişinin, yani Türk müdür baş yardımcısı olarak gelen kişinin yaklaşımına, dünya görüşüne, karakterine ve tabii ki genel politik şartlara göre çok yumuşama olur, rahatlama olur. Nitekim yani karşılaştırarak söyleyecek olursak, bugünkü hal, yani okulların içindeki bugünkü hal benim 80'lerde yaşadığım, yani öğrenci olarak yaşadığım halden daha iyidir. Yani o anlamda 80'lerde diyelim ki birçok faktörden dolayı daha gergin bir şey vardı. Türk müdür baş yardımcısı denilen figürler okulda daha bir, hani biraz tırnak içinde söyleyeyim ama hani çok da şey değil, terör estirirdi vesaire. Ama bugün benim edindiğim bilgiler çerçevesinde bugün öyle, yani hali hazırda bugün öyle bir, daha o kadar gergin bir ortam yok. Mesela 2011'de, yanlış hatırlamıyorsam tarih olarak, 2011'de okullara, yani Ermeni okullarına bu Türk müdür baş yardımcısını seçme hakkı getirildi. Yani kendileri belli isimleri önerecekler, Milli Eğitim'de bunları atayacak. Yani böyle olunca tabii bu biraz eskisine göre daha rahatlama getirdi. Daha ne diyelim, uyumlu bir çalışma ortamı getirdi okullara. Fakat tabii hani yapının kendisi orada duruyor. Yani o demin söylediğim kategorik şüphenin eseri olan yapı orada duruyor. Yarın bir gün gene yani politikalar sertleşebilir. Gene farklı anlayıştaki bürokratlar, farklı anlayıştaki siyasetçiler karar alma süreçlerine girerler. Bu mekanizma tekrar sertleşebilir. Yani dolayısıyla o yapı duruyor, o mekanizma duruyor. Devletin o anlayışı bırakarak, terk ederek o yapıyı ortadan kaldırması
gerekir temel olarak bu meselede. Peki şimdi ikinizle de aslında çok detaylı gidiyor. Bu çalışmanın o kadar çok alanı var ki, çok belli katmanlı var ki konuşabileceğimiz, uzaya da bilir. O yüzden zamanım da dolduğu için hemen Linda'ya sözü bırakacağım. Ondan bir eklemek istediklerini alayım. Bir de söz verdik programın başında, kitap hediye edeceğiz 5 okurumuza. Sorusu da hani kolay olsun Linda, Google'dan bulunabilecek bir şey. Mesela kaç Ermeni okulu vardır Türkiye'de diye soralım mı? Şu anda mı? Evet, okuyorum. Şu anda. Tamam, o zaman çünkü böylelikle kitabın her şeyini de konuşmayalım, alıp okusunlar bu çalışmayı. Güncel olarak da en azından takip etmiş olurlar kaç Ermeni okulu vardır diye. Bunun altına, bu yayının altına not düşün ya da sosyal medyadan yazın bana. Geçen sefer Tatavla kitabını hediye etmiştik. Şimdi Linda, son söz olarak senden alalım. Peki bir toparlayalım şimdi. Kimlik inşasından bahsettik. Türk müdür yardımcılarından bahsettik. Buradaki ya bir sürü konuşulacak şey de vardır. Bir süre sonra bu okullara yardım yapılmaya başlanmıştı maddi olarak. Bir sonra bu giderek azaldı. Ermeni okullarına yardım öğrenci sayısına bağlandı. Soy kodu tartışması oldu bir dönem. Sonra babadan gelmesi gerekiyordu mesela. Onu konuşamadık. Babadan gelmesi zorunluydu Ermeni olmanın. Sonra anneyi de kabul ettiler. Bu karma evliliklerin de bu işin içinde payı var. Aslında bunun bir asimilasyon sonucunda onu da alsın, bunu da alsın da olabilir. Bilmiyorum. O her yönden bakılabilir ama en son senden dinleyelim ve toparlayalım. Şimdi dediğin gibi çok fazla alan var konuşacak. Çok da az vaktimiz oldu. Sen genel olarak en son şimdi başlıkları söyledin. Ben nasıl toparlayacağımı açıkçası birden bilemedim. Senin bu çalışmadan, şöyle söyleyeyim o zaman. Senin bu çalışmadan en son mesela bittikten sonra, yayından sonra hissin ne kaldı? Ermeni kimliğini biz nasıl yaratıyoruz Türkiye'de? Nasıl alabiliyoruz? Ne kaldı? Şimdi bir sosyolog olarak da söylemek istiyorum bunu aslında. Ben bu çalışmaya başladığımda, bu konuyu çalışmaya ilk başta tam hangi konulara gireceğimi kendim de bilmiyordum. Kimlik ve eğitim arasındaki ilişkiden, azınlık okulları, azınlık eğitimi üzerinden temel böyle işte literatürü taradım vesaire. Ama gitgide derinlere dalıp okudukça ilk önce kendimin de aslında hiçbir şey bilmediğimi, Ermenilerle ilgili, Ermeni okullarından mezun olsam da, kendi kişisel çabalarımla okumalar yapsam da ya da zamanında seninle birlikte Ağustos'ta 3 sene birlikte çalıştık mesela, hani orası da bir eğitimleriydi benim için. Tüm bunlara rağmen hala birçok şeyi bilmediğimi fark ettim. Bu beni çok üzdü. Benim gibi bir sürü bilmeyen insanın olduğunu, hiçbir şeyi fark ettim. Bunun dışında, yani Ermenilerin dışındaki diğer insanların da hala sürekli bunu yaşamaya da devam ediyorum. En entelektüel kesimiyle de dahil olmak üzere. Ermenileri bilmiyorlar insanlar. Hala işte Ermenistan'dan mı geldiğiniz sorusu, bu çok klişe oldu artık ama hani ne biz kendimiz biliyoruz ne başkaları biliyor. Hani bu anlamda resmi ideolojik söylem istediği şeyi bence başarmış. Çünkü bilinmiyoruz, yokuz aslında, silinmişiz bu anlamda diyebiliriz. Duygusal olarak çok ben kendimce yıprandım çalışırken konuya. Ve şunu düşündüm, sosyolojinin kendisi bir çeşit benim için bir öteki alanın bilimi olarak düşündüm sosyolojiyi. Ve bu alan benim mücadele alanım. Benim her yaptığım sosyolojik çalışma, yani bana göre yaptığımız her şey bu sosyolojinin alanına giriyor ayrı ama Bourdieu'nun da söylediği gibi bir çeşit hatta savunma sporu da sosyoloji. Ama burası benim mücadele alanım. Mücadele ettiğim yer, yani kendi kimliğim için sonunda ona dönüştü. Bir mücadeleye ve bir yandan da kendimi savunmaya dönüştü bu anlamıyla. Sosyolog olmasaydım, başka bir yerden bakıyor olsaydım, tarihçi olsaydım, ne bileyim, edebiyatçı olsaydım bunları söyleyebilir miydim? Belki tarih bambaşka bir alan yine benim için ama bilmiyorum. Hı hı.
Dolayısıyla dediğim gibi mücadele alanım burası. O zaman, ben bu kendi yapımdan bunu öğrendim. O zaman şöyle tamamlayalım. Bu mücadelede başarılar dileyelim sana. Çünkü bu çok da böyle, bu sadece bir başlangıcı gibi gözüküyor. Bu derlemeleri umarım daha çok okuyucuyla buluşur, daha çok insanla paylaşırsın. Linda Barış, Johannes Kılıç, daha çok teşekkür ederim katıldığınız için, zaman ayırdığınız için. Kısa da olsa bir şekilde televizyon programında toparlamaya çalıştık. Umarım izleyicilerimiz de fikirlerimizi aktarabilmişizdir onlara. Çok teşekkürler. Ben de müsaadenle Linda'ya da teşekkürlerimi tabii ileteyim. Böyle bir çalışmaya imza attığı için. Sonuçta çok güzel bir şeyle bağladı. Bütün bu çalışmalar, bütün bu, hani o sosyolojiden bahsettik ki, benim de zaten sosyolojik diyelim ki geçmişim var ama tarihçilik de var. Neyse, tarih de öyle. Yani bütün bunlar biraz mücadele alanı ve çalışmalarımızla işte Aristabiyanist gazeteciliğinde vesaire de bunlar, biz mücadele etmeye diyelim ki varlık mücadelesi aslında. Bu varlık mücadelesini sürdürmeye çalışıyoruz. Bu anlamda Linda'ya da ben kendi adıma teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, bu haftayı da burada noktalıyoruz. Zamanımıza sıkıştırmaya çalıştık, gerçekten dolu dolu olmaya çalıştık. Unutmayın, Türkiye'de kaç Ermeni okulu vardır sorusunun yanıtını programın altına ya da bana gönderin. Geçen sefer olduğu gibi yine bu kitaptan size 5 kişiye hediye edeceğiz. Görüşmek üzere, Cidestun diyelim.